Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 28 Eylül-4 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Güneş Terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Bu hafta doğan tüm Terazi burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Evet, önemli bir haftadayız. Bu hafta dolunay var. Ayın ışığı büyüyen fazla ve hafta sonu 1 Ekim'i e, 2 Ekim'e bağlayan gece yarısı 9 derece Koç burcunda güçlü bir dolunay meydana gelecek. Tam karşıt burcunuzda meydana gelecek dolunay. Evet özellikle doğum günü 27 Eylül ile 5 Ekim arası olan terazi burçlarımız bu dolunaydan önemli etkiler alabiliyorlar. Yükselen terazilerse yükselen burçlarını lütfen kontrol etsinler. 9 derece ve yakınlarındaysa artı eksi 5 derece alabilirsiniz. Evet, sizde önemli etkiler alabilirsiniz. Dolunay bir farkındalık getiriyor aslında. Bir tamamlanma getiriyor. Duygusal olarak hassasiyetlerimiz olabilir. İlişkilerinizle ilgili özellikle bazı farkındalıklar yaşayacaksınız. Bir evliliğinizle ilgili olabilir. Bir partnerinizle, yakın arkadaşınızla ya da ortağınızla ilgili olabilir. Ya da belki bu düşmanlarınız olur, rakipleriniz olur. Rekabet içerisinde olduğunuz kişiler var hayat içerisinde onlarla ilgili olabilir. Ee, bir eksiği fark etme ya da bir sorunu görme ya da oradaki bir problemle yüzleşme gibi bir enerjisi var bu Dolunay'ın ama içinde şifa da var. Aslında bu bir farkındalıkla beraber hayatınızda belki e, artık bir ilişkinizle ilgili bir gerçekle yüzleşip e, bu anlamda önemli kararlar vermeniz yönünde de sizi teşvik edebilecek bir Dolunay olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda önemli tabii ki. Dolunay'ı takip eden önümüzdeki günlerde Dolunay'ın hayatınıza kattığı enerjilerle birlikte önemli kararlar verebilir, yeni adımlar atabilirsiniz. Mars e, yönetici gezegen olarak Dolunay'da Koç burcunda retro harekette. Bu hafta da retro ve bu hafta Mars Oğlak burcunda artık ileri harekete dönecek olan Satürn'e de dik açıda olacak. Evet Mars Satürn karesi de oldukça zor bir enerji ortaya çıkarıyor ki üstelik öncü burçlarda ve siz de bir öncü burçsunuz. Bir bir sıkışma, böyle bir Hayat içerisindeki koşullarda şöyle bir engeller, kısıtlamalar, baskılar hissedebiliriz. Bazılarınız ailevi alanda sorumluluklar altında, hani hareket etmek istiyorlar, edemiyorlar. Bazılarınız bu kısıtlamaları iş ve genel olarak sorumlu görevleriniz alanında hissedebilirsiniz. Evliliğinizle ilgili evliliğinizin hayatınızda yarattığı bazı mücadeleler var baskılar ve zorlanmalar var bazılarınız evlilik ve aile arasında eşiniz aile ya da kariyerinizle evliliğiniz arasında çatışmalar içerisindesiniz ama şimdi artık Satürn oğlak burcundan ayrılmak üzere Aralık ayına kadar Oğlak Burcu'nun son derecelerinde olacak. Görmezden geldiğimiz, belki ötelediğimiz bazı sorunlarımız da bize yüzleştirecek. Ve artık bu sorumluluğunu almak istemediğimiz ya da hep idare etmek zorunda kaldığımız, hep görmezden geldiğimiz, bastırdığımız bazı duygularımızla bizi yüzleştirecek. Ve artık geri dönülmez bir şekilde o dolunayın enerjileriyle beraber bunları bir ele almamız gerekecek. Şifalamamız gerekecek. Dönüştürmemiz gerekecek sevgili teraziler. Evet bu haftadan itibaren Merkür Akrep Burcu'nda ilerlemeye başlıyor. Düşünceleriniz, zihniniz doğal olarak Merkür Akrep Burcu'ndan geçerken finans konularına da yöneliyor. Para hesapları yapmanız, kazançlarınızla ilgili planlarınıza odaklanmanız, yeni para kazanma yolları araştırmanız, var olan kaynaklarınızı şöyle bir gözden geçirmeniz, muhasebe yapmanız mümkün. Merkür 14 Ekim'e kadar ileri harekette ama 14 Ekim ile 3 Kasım arasında gerileyecek. Şimdiden haber vermek istiyorum. O yüzden özellikle parayla ilgili bu hesaplarınız, planlarınız varsa 14 Ekim'e kadar bunları düzenlemekte fayda var sevgili teraziler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.